Sen. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Petik Hanım. Artı TV emekçilerime saygılarımı sunuyorum ve tüm halkımıza da sağlıklı, aydınlık yarınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ercüment Bey, kayyum atanacağı iddiaları var. Bu iddialar nereden çıktı? Şimdi atanacaksa tabii ki atansın. Biz hani ne zaman atanacağını beklemeyiz ama biz bu ülkeye demokrasi aşkıyla ve özgürlük mücadelesiyle hayatımızı sürdürüyoruz bu ülkede. Ne zamandır? Seçildiğimiz günden beri Fındıklı'da, yani herhalde Rize'de %61'e varan oyla biz Fındıklı'da belediye başkanlığını, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığını seçildik. Seçildiğimiz günden beri biz yönetim anlayışı meclislerimizle birlikte, daha sonra 2020 yılında kent konseyini kurduk. Önce kent konseyi kurulurdu, meclisler oluşturulurdu. Biz halkın katılımını aşağıdan yukarıya örmeye başladık ve yerel 7 meclis, onun üstünde kent konseyimizi oluşturduk. Yani aslında halkın katılımını önemsiyoruz. Ta ilk günden beri bu yönetim anlayışını, hani piramidin tepesine siyasiler tırmanır, orada oturur, halk ulaşılmaz. Biz bu anlayışı yıkacağız demiştik. Ve ben sıradan seçim öncesi Ercüment Şahin Çervatoğlu neydiyse bugün de o. Başkan oldu diye değişim yok. Halkın ulaşmaması diye söz konusu. Ulaşmaması mümkün değil. Sokakta haftada bir gün çizmemi giyip işçi olarak çalışmaktayım belediyede ben. Yani bunu gönülden yapıyorum ve buna inanarak yapıyorum. O günden bugüne 15 aydır zaten bu söylemler var. Dönem dönem değişik komplolar, değişik oyunlar tezgahlandı. Örneğin bir örneği hemen söyleyeyim. Tam Ağustos ayında Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali yapmaktaydık. O festivalde hiçbir sorun yokken iki tane gencin tartışmasıyla emniyet mensubu silahını çekip havaya ateş etti. Mor ve Ötesi sahnede profesyonelce davranmamış olsaydı orada infial olup birçok ezilen insan olabilirdi. Sinkaflı küfürler yaptılar ve ben onlara ne yapıyorsunuz diye müdahale ettiğimde, bizim çocukları da yatıştırdığımda benim üstüme yürüdüler. Hatta sakinleştiren konumundayken şu anda sorgulanan, bununla ilgili bizim çalışanlarımıza ve bize de soruşturma açıldı. Atılan merminin boş kovanlarında kayıtlı bir şekilde ben teslim ettim onlara, orada topladığımız. Yani örneğin orada emniyet mensubunun yapmış olduğu hatayı bize yıkmaya çalıştılar. Atatürk Parkı'nın ismini değiştirdiler. Yani Millet Parkı'nın ismini Atatürk Parkı, Millet Kıraathanesi'nin ismini Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Merkezi olarak değiştirdiğimizde zaten başladılar dosya biriktirmeye. Yılbaşında Noel giydirdik diye dosya hazırlıyorlarmış. Yılbaşında metropol kentlerdeki gibi herkes sokakta imeceyle, yani imeceyle evde yemeğini pişirdi getirdi. Biz sadece olanak sağladık. Horon, halay hep birlikte halaya durduk, korona durduk. Halk sokakta yağmura rağmen gece 12'lere kadar yer aldı. Noel, evet Noel Baba giysili yurttaşlarımız vardı. Yeni yıla onu dini değerleri aşılamak olarak tariflemeye çalıştılar. Ne oldu? Lazca, Hemşince kursları, Hemşince'yi Ermenice olarak değerlendirerek, ayrımcılık olarak değerlendirerek, sosyal medya hesaplarından ve aslında ben aklı dengesi bozuk olan birkaç kişi var. Yani bozuk olduğunu düşünüyorum, o kadarını söyleyeyim. Onların yazdıklarını delil olarak kabul ediyorlar. Yani benim kapım, belediye başkanlığının makamı yok. Benim makamım yok, makam aracım yok, bisikletim var. Makam kapısı yok, makam masası yok. Her pazartesi günü hiç geçmişte gelen kadrolarla ve oluşturduğumuz kadrolarla aynı masanın etrafında, yani Adalet ve Kalkınma Partisi döneminden arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, onların ötekileştirmeden Fındıklı'ya nasıl hizmet ederiz diye her pazartesi bu şu anda oturduğu masanın çalışma masasıdır. Çalışma masasının etrafında toplanır ve yönetim anlayışını hayata geçiririz. Buna benzer yine sıralayabilirim birçok şey. En son geçmişte yapmış olduğum ticari faaliyetime ilişkin dini değerleri aşağılamak, iki kişinin arasında tartışma sırasında söylemediğim bir sözü söylendiğini iftira atarak, hatta ilk ifadesine şahit diye gösterdikleri tartıştığım kişinin, ki o da farklı şeyler söylüyor şimdi geliyor, şahit gösterdiği kişinin birinci ifadesinde duymadığını ifade ediyor. İkinci kez ifadeye 8 gün sonra bazı güçler devreye gittikten sonra duyduğunu ifade veriyor. Veya Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde benim personelim olan, şu anda da çalışanım olan, mesai arkadaşım olan, yine ayırmadan söylüyorum onu,
bir çalışanımız. O zaman ben başkan yardımcılığı, biz makamları yaratmak değil, makamları halka açmak için yönetime geldik. Hiçbir başkan yardımcım yok atanmış veya memur olarak. Ben bile başkan olarak gezmiyorum. Başkan yardımcılığı kadrosunu kullanmayacağım sevgili arkadaşım. Onun için bu yardımcılık kadrosunu alacağım demiştim. Almıştım. Demek ki onun husumetini taşıyor. O arkadaşımız, yine mesai arkadaşım diyorum, aleyhime yine iftira olduğunu düşündüğüm sözlerle polise ifadeler vermiş. Savcılığın önünde dosyalar duruyor. Tabii bunu en yetkili ağızlardan ya istifa eder ya kayyum atanır şeklinde ifade edilince Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi çağrısıyla Fındıklı halkı iki bölgede, zaten burada gördüğünüz şey 100 metre arayla partinin, belediyenin arası, partideki yurttaşları belediyeye ulaşmasını engelliyorlar ve alelacele zaten yasaklanmıştı. Ercüment Bey en yetkili ağızlar tarafından dillendirildi ya istifa etsin ya kayyum atanacak sözleri. Kimlerdir bunları dillendirenler? Bu yasal bir şey midir? Yasal bir şey değil. Bir yurttaşımızı, bir aslında muhtarımızı çağırıp ifade edilen söylem. Onun için hani isimden ziyade bu söylemin duyulması aslında kamuoyuyla, yani şöyle herhalde bir şey istendi. İstifa etmese kayyum atanacak ve CHP'den bu belediyeye gidecek diye düşünüldü mü bilmiyorum. Bu arada tabii troller devreye girdi. Yine aynı kumpaslar çevrilmeye başlandı. Bu yaptığımız Fındıklı halkının belediyesine sahip çıkması bile onları rahatsız etti. Ona ilişkin yayınlar yapılmaya başlandı. Kamunun gücü alınarak sırtına, seçimi hazmedemeyenlerin hamleleri olarak görüyorum. Evet, kayyum atanabilir. Zaten atanıyor ülkemizde değişik yerlerde, başka gerekçelerde bize de atanabilir. Biz de kendi demokrasi mücadelemizi ve kendi haykırışımızı her yerde ifade ederiz. Bu ülkenin de ne kadar antidemokratik olduğunu bir de Karadeniz'den göstermiş oluruz. Hakkınızda açılmış dava var mı, yoksa henüz dosya aşamasında mı bu iddialar? Ya da davalar sonuçlanmak üzere mi? Hiç dava yok. Dava yokken bunu yapıyorlar. İşte açıyor, şey yapıyoruz. Bunlara hazırlık yapıyoruz. Klasörler dolusu dosyalar var deniyor. Ve bu dosyalarda biz bu görevden alacağız ve kayyum atayacağız diyorlar. Hiçbir davam yok. Yani bir daha dava yokken, daha dava sonuçlanmaya yakın değilken ya da sonuçlanıp bir ceza almanız söz konusu değilken bile bir kayyum tehdidi mi var? Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel ifade ettiniz. Peki neler yapılabilir bu konuda? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ya da CHP olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şöyle konuşmamda da söyledim. Biz özgürlük ve demokrasi aşığıyız. Hak, hukuk, adalet için, yani kendi birey olarak, Ercüment olarak da biz bedenimizi özgürlük için toprağa yatırabilecek bir anlayıştan geliyoruz. Kendi adıma da söylüyorum. Gerekirse bizim çocuklarımızın aydınlık, özgür bir geleceği için, benim de çocuğum var. Sadece benim çocuğum için değil, Fındıklı halkının çocukları için daha aydınlık, daha eşit, daha özgür bir ülke mücadelesinde benim bedenim feda olsun. Hiç önemli değil. Belediye başkanı olarak doğmadım ve belediye başkanı sıfatını sadece yürütüyorum. Halkımla birlikte yönetiyorum yine. Belediye meclisimizle birlikte, bir ekip çalışmasıyla birlikte yönetiyoruz biz belediyemizi. Fındıklı'da yapılan hizmetler ortada. Yapılacak elbette ki mücadele bu medya açısından, medyanın tabii ki sizleri, bizi çıkarmanız, bunu kamuoyuna duyurmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisi, demokrasiyi talep etmesi, milletin iradesini tanımayanlara milletin iradesinin tanınması gerektiğini millet tarafından hatırlatılması çok önemli bence. Bunu yani Fındıklı'da başaramayacaklar, yapacaklarsa buyursunlar, yapsınlar. Biz belediye başkanı olarak doğmadık. Biz insan olarak doğduk, insan olarak yaşayacağız, insan olarak öleceğiz. Ve insanımıza, yurtumuza hizmet edeceğiz. Evet, kısaca şunu sormak isterim, size değerlendirmenizi almak isterim daha doğrusu. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atamak bir politika haline geldi. Biliyorsunuz HDP'nin seçilmiş belediye başkanları 40-45'ten fazla belediyeye kayyum atandı. Ve belediye meclisinden bir isim de seçilmeyip doğrudan kayyum atandı. Şimdi görüyoruz ki CHP'li belediyelere yönelik böyle bir yönelim var. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını? Seçim yapmaya gerek yok o zaman. Antidemokratik buluyorum. Demokrasi dışı bir davranış olarak buluyorum. Madem kayyum atanacaktı, neden seçime girmesine izin verdiler? Madem Çervatoğlu örneğin veya
Diyarbakır Belediye Başkanı veya bir başka belediye başkanımız suçluydu, neden seçime soktunuz? Suçlu değilse seçimden sonra neden alıyorsunuz? Yani halkın iradesini yok saymaktır. Antidemokratik bir uygulamadır. Hukuk dışıdır bana kalırsa. Bireysel düşüncemdir. Hukuk dışıdır. Ve bu hukuk dışılık bu ülkeye demokrasi ve özgürlük getirmez. Demokrasi ve özgürlükler insan temelli, evrensel değerlere, insan haklarına sahip çıkmaktan geçer diye özetleyebilirim. Peki Ercüment Şahin Çervatoğlu, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.